Atatürk Kültür Merkezi'nin düzenlemiş olduğu 19 Mayıs Şelale Yürüyüşü'nde ilk durak Triberk. Triberk'te buluşan Atatürk Kültür Merkezi üyeleri topluca burada eski bir lokomotifte hatıra pozu veriyorlar. Başkanım, 19 Mayıs'ınızı kutluyoruz. Teşekkür ederim, ben de kutluyorum. Nereden geldi bir dağ gezisi düzenleme fikri? Türkiye'deki gençlik TGB'nin ruhu bize bulaştı. Sevgili izleyiciler, günlerden 19 Mayıs, AKP hükümetinin gençliğe atamızın armağan ettiği ulusal bayramımızın yasaklanmasına tepkiler ülkemizde olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından da sürdürülüyor. Bugün Filingen, Şiveningen Atatürk Kültür Merkezi'nin düzenlemiş olduğu dağ başını duman almış şarkılarıyla yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüş Almanya'nın en uzun şelalesinin olduğu tepede sonuçlandı. Hep birlikte buradan haykırıyoruz. Cumhuriyetin bize emanet ettiği hiçbir bayramı yasaklatmayacağız. Cumhuriyetin çocuklarıyız ve atam izindeyiz. Yaşasın. Güneşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. La 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 la. Sesimizi yer göksu dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer göksu dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. İnlesin. Şu gökdenizlere de var, nerede bu dağlar?
taşlar. Şu ağaçlar güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 sesimizi. Yer gök su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. İnlesin. Evet değerli izleyiciler, yalnız Türkiye'de değil gördüğünüz gibi Avrupa'nın her tarafında yurttaşlarımız 19 Mayıs'larına yani ulusal bayramlarına sahip çıkıyorlar ve sahip çıkacaklar. Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe Cumhuriyet'in değerleri de mutlaka yaşayacaktır. Stuttgart Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Milli bayramlarımızı birer birer yasaklıyorlar. Ama milletin, özellikle de atanın bu bayramı armağan ettiği gençlerin daha da coşkulu kutlamalar yapmasına engel olamadılar ve bundan sonra da olamayacaklar. Şimdi sizler için çok yakından tanıdığımız, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız artık. Bizden biri. Utku Erişik bizlerle beraber. Ona eşlik eden arkadaşları Yeşim ve Aytaç Solak. Türkiye'nin aydınlık yüzü insanları, Türkiye'nin düşünmekten korkmayan, düşündüğünü ifade etmekten korkmayan, düşünen adamları ve düşünen kadınları. Hepinize merhaba efendim.
gün oldu. Toprak onun yatağı oldu. Mehmet toprağın üstünde bu sefer 40 günlük asker oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini, güneş kararttı tenini. Mehmet'in aklı erdi, hatırladı babasının gövdesini, toprak yaptığını anladı. Anladı babası nasıl toprak oldu. Mehmet, Mehmetçik oldu. Çelik oldu, duvar oldu. Çanakkale geçilmez oldu. Ateş kustu düşman. Ateş kustu düşman. Mermi kustu, bomba kustu. Durdu Mehmet, çöktü dizlerinin üstüne. Kan vardı göğsünün üstünde. Alnını toprağa koydu, toprak kan oldu. Yattı toprağın üstüne, 40 günlük bebekken yattığı gibi. Tuttu toprağı, 40 günlük bebekken tuttuğu gibi. Mehmet toprak oldu, toprağa renk oldu. Bitki oldu, yaprak oldu, bayrağı kırmızı oldu. Gelin kızın halısında boya oldu, desen oldu. Kuzuya çimen oldu, yün oldu, iplik oldu. Ustanın elinde çanak oldu, çömlek oldu. Aşığın dilinde türkü oldu. 250 bin Mehmet şehit oldu. 250 bin Mehmet toprak oldu. Toprak bize vatan oldu. Bakur, sade davranışınız geliyor aklıma. Bir
çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil, unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklına. Gazetede bir yazı, İltica diye bir yazı. Diyor ki yazıyı yazan kişi, Türkçe karşılığı geriye gitme demek olan İltica her çağda başka bir mana kazanıyor. Meşrutiyetten sonra İltica Abdülhamit devrinin geri gelmesini istemek demekmiş. Bugün çok şükür böyle bir anlamı yok. Ama bugünkü anlamı nedir? Bugün nelere iltica demeli? Onu da bir düşünmek gerek. Bizce geri olan her şeye. Geri olan nedir? Bir kez de onu düşünelim. Söz temsili, dili Türkçeleştirmeye çalıştığımız, bunun için kurumlar meydana getirip yeni yeni sözlükler çıkardığımız bir sırada 40 yıllık terimlerle yazı yazmaya kalkışmak, bunda ayak diremek, halkı bunun doğruluğuna inandırmaya çalışmak bir geriliktir. Yani irticadır. Milyonlarca yurttaşı müspet bilgiye, binlerce köyü okula kavuşturmak gibi ileri bir dava dururken, Mustafa Kemal'in davası dururken, memleket irfanına din yoluyla hadim olmaya çalışmak da bir geriliktir. Yani irticadır diyordu bu yazıyı yazan kişi. Bu yazıyı yazan kişi Ankara'da dolaşırken belediyenin açtığı bir çukura düştü. Kalktı. Yoluna devam etti. İki gün sonra da İstanbul'da öldü. Otopsiye aldılar. Neden öldü diye. Anlaşıldı ki iki gün önce o çukura düştüğünde kafasını çarpmış ve beyni kanamaya başlamış. İki gün beyin kanaması geçirdikten sonra da İstanbul'da ölmüş. Bir arkadaşı var. Bir arkadaşı Halim Şefik diye. Halim Şefik, o da o dönemin şairlerinden birisi. Şiir yazarmış geceleri. Şiir bitince yatak odasına gider. O sırada eşi uyuyor. Hanım! Kalk hanım, yeni bir şiir yazdım. Hep şiir, hep şiir. Bakar. Berbat bir şiir. Sen buna şiir mi diyorsun? Diyor ki Halim Şefik, berbat dediyse hemen o şiiri gider bir sonraki kitap dosyama koyar. Ertesi gün bir başka şiir yazarım. Hanım kalk, yeni bir şiir yazdım. Her gece şiir, her gece şiir be. Okur. Muhteşem olmuş bu şiir, çok güzel. Karım ne zaman muhteşem olmuş dese, daha yatak odasından çıkar çıkmaz o şiiri yırtar çöpe atar. Çünkü benim karım şiirden anlamazdı. Halim Şefik, Halim Şefik, bu otopsiye alınan, Yaprak gazetesinde irtica yazısını yazan çok yakın dostu için otopsi diye bir şiir yazar. Belki morgda açılınca kafatası, doktor beyler beyin gördüler. İndirince tenkafesine neşteri, doktor beyler yürek gördüler. Yürekte ne gördüler dersiniz? Yürekte memleket gördüler. Dünya gördüler. Bir de dost gördüler. Ama bu işte doktor beyler doğrusu geç kaldılar. Hem de çok geç kaldılar. Doktor beylerin geç kaldığı, o otopsiye aldığı kişi, Halim Şefik'in yakın arkadaşı olan kişi Orhan Veli'ydi.
Biz geçmişte işleri başlayalım. Nerede kendimi bilmez çocuklar, bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklarda, yankısı kime kaldı? Cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim. Bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler. Ne kadar güzeldin sen, ne kadar güzeldiniz siz. Nasıl eşsiz bir yazdı, bunu anlattılar hep. Yani biten bir aşkı, geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, yüreğimde bir deniz gezmiş, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Arkada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar, bütün insanlar gibi. Bir refil olsun isterim, bir de içmeyen kocası. Tanrını bilirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğimde derin sızır. Gözlerimden yaşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez. İhtiyar anası gibi kadınlığını bilemez. Makineler diken gibi batar her gün. Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et ve bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim, elbette dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, yani işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet. Benim ağzım çok laf yapmaz. Oyununuzdan sonra düşüncelerimi izleyici defterinize yazdım dedim. Ve bu çocuk benimle vedalaşıp gitti. İstanbul'a dönerken turne minibüsünde arkadaşlardan izleyici defterini istedim. Merak ediyorum. 14 yaşında Keşan'da sabahtan akşama kadar simit satan bir çocuk ne düşünür? Neler söylemek ister? Bu çocuk izleyici defterine tek bir cümle yazmıştı. O da şu: tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer. Hep diyorum, bu çocuk şu an Keşan'da bir Kuvayi Milliye hayaleti gibi dolaşıyor. Şu an biz buradayken simit satıyor Keşan'da. Türkiye'nin dört bir tarafında böyle çocuklar var. Bir Kuvayi Milliye hayaleti gibi dolaşan. O yüzden diyorlar ki, ya biz Cezayir'e yaptık bu aşıyı, tuttu. Afganistan'a yaptık, tuttu. Irak'a yaptık, tuttu. Her yerde tutuyor.
bu Anadolu'da niye tutmuyor? Tutmaz kardeşim. İlk ve en büyük tokadı sen Anadolu'daki Kemalistlerden yedin. Ve bir daha yiyeceksin. Benim tanıdığım en küçük vatan hainiydi bu çocuk. Tanıdığım en büyük vatan haini de Nazım Hikmet'ti. Ve Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet. Evet vatan hainiyim. Siz vatanperversiniz. Siz yurtseversiniz. Ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmuhalse, vatan polis çokuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Ve yine bizimle aynı aydınlığa doğru bakan ve yazdığı şiirinde hakkını veren bir isim. Okumazsak olmazdı. Sona doğru yaklaşırken hadi bir de Cemal Süreyya diyelim. Thank you.
kardeşler içinde uyanarak az mı dönüp musluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyler, çayırları büyürken akşam seninle. İşin bir zeytin tanesi, bir parça namidini sarır beni. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem, bilirsin. Oysa Allah bilir ya, bugün çok iyi uyanmıştık. Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin, sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa, oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada. Senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı İstanbullar. Şurada da etim çoğalıyordu dokundukça lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getiriciydi sevmek. Ki Karaköy köprüsüne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem, üçün ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem, üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde memelerin vardı. Memelerin kahramandı sonra. Sonrası iyilik, güzellik. Tuttum
onu güzelce sana tamamladım. Sen binlerce yaşayasın diye yaptım bunu. Bir bunun için yaptım. Garson, bira getir. Garsonun adı Barbar. Ben nereye gittimse bütün zulümlerdi, bütün açlıklardı kavgalarda gördüğüm. Kötülüklerin büsbütün egemen olduğu namussuz bir çağ bu, biliyorsun. Garson, rakı getir. Garsonun adı Hakkı. Sen belki de bir resimsin, ne haber? Kırmızı bir beykozun yanında duruyorsun. Yapan bir de ağaç yapmış yanına, dallarına konsun diye kelimelerin. Garson, şarap getir. Garsonun hali Arap. Hiç kimse değil. Buraya 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın Türkiye'de yasaklanmasına, kaldırılmasına rağmen dün Türkiye'de neler yaptılar özellikle gördünüz. Türkiye Gençlik Birliği'ndeki sevgili kardeşlerim, yurdun dört bir tarafındaki coşkulu kutlamalar. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu başkanı Muammer Aksoy öldürüldüğünde onun cenazesinin önünde resmini kucağında taşıyan bir öğrencisi vardı. O öğrencisi de benzer bir sona kendisinin uğrayacağını henüz bilmiyordu ama korkmuyordu da. Korksaydı o yola hiç girip yürümezdi zaten. Kapanışı benim işte o Muammer Aksoy'un öğrencisine yazdığım bir şiir vardı. Kapanışı onunla yapıyoruz ve Uğur Mumcu'ya diyoruz. Kırıldı kaleminin ucu.
haince bir katlin sırasıydı belki seninkisi. Belki de duymuştum demenin huzuru. Yobazlığın o çakal uğultusu aklına yazdığın son kitabı vurdu önce. Tutamaz oldu, dağıldı parmakların. Namuslu bir duruşun hedefiydi belki seninkisi. Belki de görmüştüm demenin tanıklığı. Önümüze saçtığın ışığı vurdu önce. Gidemez oldun, koptu bacakların. Mustafa Kemal'in gücüydü belki seninkisi. Belki de ona kavuştum demenin mutluluğu. Ey benim yiğitler yiğidi uğrum, bu kutsal davamız biter mi sandı o itler? Başı dik durur da ortağıyla emperyaliste, Mustafa Kemal diye atar da bu yürekler. O kemale ermek için ölür de bu bedenler. Tükenmez senin yolundaki kemalistler. Tükenmez onun yolundaki kemalistler. Tükenmez bu yola baş koyan kemalistler. Tükenmez Stuttgart'taki kemalistler. Ellir havaya bakar. La 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 la.
lay lay.